Merve Boloğur'un bir evlilik yaptı hayatında ama sonrasında davranışlarıyla, söylemiyle, ilişkileriyle... İki evlilik yaptı o, değil mi? Evet, iki. Ha, iki evet. Evlilik. Diğeri evet. Çok kısa sürdüğü için... Ben sonunu bilmiyorum. 53 yaş sürdü. Biliyorum, komşumdu. Şimdi Eser Yener'lerdeki konuşmasında çocuk sahibi olmak istediğini söylüyor ve bunun üzerine bakın Murat Dalkılıç ilk defa, uzun zamandır ilk defa Merve ile ilgili çok ilginç bir konuşma yapıyor. Bir de izlerken Murat'ın yüzüne de biraz dikkatli bakalım mı? Hadi izleyelim. Eski eşi Merve Boluğur'un çocuk açıklamasından sonra harika olmuş ama Murat Dalkılıç'tan sitem dolu bir yanıt geldi. Biraz üzüleceksiniz ama Merve Boluğur'un Eser Yenenler'in programında mutlu bir yuvam ve çocuğum olsun istemiştim sözleri çok ses getirmişti. İşte bu sözlerle yapılan bir edit Boluğur'un eski eşi Murat Dalkılıç'a takipçileri tarafından gönderildi. Ünlü şarkıcıdan bu videolara yanıt gecikmedi. Bana gönderdiğiniz video güzel bir edit, harika olmuş ama hedef gösterilen kişi oradaki maalesef ben değilim. Dolayısıyla eski karım ne benle beraberken ne evliyken çocuk sahibi olmak istemiyordu. Dolayısıyla benden bahsetmiyor. Yani muhtemelen benden sonraki bir şeyden bahsediyor. Biraz üzüleceksiniz ama bir de canlarım ciğerlerim artık. Üstünden bunları konuşmak için çok fazla zaman geçmedim. Yani ben hatırlamıyorum, siz hatırlıyorsunuz. İşte anlıyorum, hepiniz gerçekten önünüze gördüğünüz içerikmiş gibi görünen, yani bir gerçekten medya içeriğiymiş gibi görünen şeyde bir mutlu son bekliyorsunuz. Gayet normal karşılıyorum ama film biteli çok oldu. Şimdi sen Murat Dalkılıç neden bu açıklamayı yaptı? Pardon, çok özür dilerim. Merve burada ne dediğini çok iyi anlıyorum. Merve diyor ki mutlu bir yuvam ve çocuğum olsun istemiştim diyor. Fakat herkes Murat Dalkılıç'a yazıyor. Çünkü onların evliliği 2015-2017. İkinci eşi DJ Mert Aydın'la topu topu 53 gün evli kaldıkları için yine akıllar, fikirler, yorumlar döndü Murat'a. Murat Dalkılıç'a gidiyor. Merveciğim, hata sende. Bunu biliyorsun. Murat'la evliliğinde mi? Murat gerçekten böyle aşkına sahip çıkan, çok kızdığım noktaları vardır Murat'ın ama Murat gerçekten özellikle evliyken benim komşumdular. Aynı oturuyorduk. Şahit oldun mu bir takım şeylere? Merve deli dolu bir kız. Zaten Merve'nin çocukluğundan beri de tanıyorum onu da. Şöyle dizilerden falan oynamıştım. Evet. Sihirli Annem miydi bir şeydi? Evet, eski dizi. Sihirli Cadı. Onu ama Murat'ı daha iyi bildiğim için Murat gerçekten yani sevgilisine, eşine düşkün bir çocuk. Niye? Verici bir çocuk. Görüyor muydun komşularıyken? Yani, tabii canım, Murat'ı biliyorum yani. Murat gerçekten çok... Murat eğer isteseydi o zaman çocukla yapabilirlerdi. Murat buna hayır demezdi. Peki ne oldu? Çünkü çok zaten çok genç yaşta evlendiler. Evet. Murat zirvedeydi yani. 2015. Murat bayağı zirvedeydi yani. Şey, yani Murat aşk adamı bir de. Biliyorum. Peki niye bu Merve'nin her bir açıklaması dönüp Murat'la evliliğine geliyor? Yani, orada bir şey oldu. Orada bir şey değil ki. Yani orada ne oldu da oraya... Hatta şu anda ben mesela Merve'nin bu açıklaması üzerine Murat'ın böyle bir video çekmesi ve konuşmasına çok, çok rahatsız, şaşırdım. Merve rahatsız. Merve rahatsız. Ben çılgın bir kız. Yani, tatlı bir kız ama çılgın bir kız. Ha, yani, rahatsız zaten derken... Zaten siz de bilmiyorsunuz. Bu işin açık açık söylemek gerekiyor. Evet. Bu kız çok de şanslı, yani şansını ve durumunu yanlış yola götüren bir kız. Yani onun çok parlak bir yıldız vardı, aslında. Kariyerim. Yıldızı evet. Vardı. Aynen. Yıldızını söndürdü Yelda'cığım. Yani çok tuhaf istekler, tuhaf davranışları, deli dolu hareketleri. Yani, evet. Yani evliliği bitiren sebep Murat Dalkılıç'ta evliliği bitiren sebep. Aslında kıyak yapıyorum. Bence evliliği bitiren sebep bence Merve. Merve. Bana da Merve gibi geliyor. Merve. Hatta bakın, Murat deli dolu çocuk olabilir. Çok iyi niyetlidir. Fakat Murat çok seven bir çocuk. Ondan sonraki flörtlerini de biliyorum. Daha önce de biliyorum. Murat öyle bir çocuk. Çok genç yaşta evlendiler zaten. İkisi de ayrı yeten. Sonra zaten bunu konuşuyor. Merve burada sadece Murat'la sanki evlenmiş gibi gösteriliyor. Hatta şu anda sen bile bir unuttun. Sen unuttun. Evet. İkinci evlilik yaptı. Evet. Ne oldu? Hayır ama niye böyle yaptı? Bence Murat şu anda buna sebep oldu. Neden sebep oldu? Bu açıklamanın üzerine Merve'nin. Murat'ın şu anda bu içeriği çekmesi, videoyu çekmesi, konuşması gerek yoktu bence.
Şimdi o ne oldu? Merve'yi hemen bütün yorumların Murat'la olan evliliğinden mi? Sen ona mı gönderme yapıyorsun? Sen ona mı derken? Murat da. Böyle zamanlarda kontrol olması gerekiyor. Hiç açıklama yapmasaydı. Menajerinin veya danışmanının uyarması gerekiyor. Son zamanlarda evet. Çok çok. Kendi kariyeri. Cevap vermeyeceksin. Evet bitti. Kariyeri çok için. Aynen. Sen doğru söylüyorsun. Bir de şu tarafı var. Merve ne zaman çılgın, aa iyi mi acaba, kafası iyi mi falan türü ne kadar açıklama yapıyorsa ve malzeme devam veriyorsa ediyorum. Basına. Hepimiz sebep olarak Murat Dalkılıç'ı gösteriyoruz. Evet. O iki yıl içinde bu kıza ne yaşattığında bu kız... Hayır hayır. Onun DM kutuları anladım. Bir sürü mesaj geliyordu. Herkes Merve'nin şu halinden sorumlu olarak Murat'ı gösteriyor. O da çığırından evet. çıktı. Hayır, dayanamadı diyor. Dayanamadı. Hayır gerçek senin dediğin. En iyi şekilde yani evliliğini yaptı. En iyi şekilde evini düzdü, evini kurdu. İstediği şeyleri etmeye çalıştı. Ben şahidim. Yani akıttı diyorsun maddi manevi. Maddi manevi yani hatta biliyorsunuz bu konuda bir şey oldu. Meşhur bir site vardır. Orada oturuyordu. Ben de orada oturdum. Ben bu tarafa geldim şimdi. Hırsızlık olayı yaşandı. Saatlerini çaldılar Murat'ın. Orada evet. O evdi. Evet. O evdi. Sitedeki. Anladın mı karşıda? Ben de iki yıllık evlilikleri içinde şunu hatırlıyorum. Murat Dalkılıç'ın Merve Boluğur'a aldığı pırlanta setleri hatırlıyorum. Gittikleri yurt dışı tatillerini hatırlıyorum. Ve bir ara araları bozuldu. Verici bir çocuktur Murat. Ve bir ara araları bozuldu. Tamir etmek için Murat Dalkılıç devreye girdi. Hı hı. Yaptığımız haberleri hatırlıyorum. Merve'ye çok şık bir hediye aldı. Su bileziği. Ne deniyor ona? Su bileziği mi deniyor? Evet. Pırlantalarla. Ve lüks bir tekne kiraladı. Hı. Bodrum'daki barışma tatillerinde bizim arkadaşlar çektiler. Evet. Bayağı ama ben olmadı. Tutmadı. Maya mı tutmadı diyorsun? O zaman... Ben buradan Merve'ye söyleyeceğim. Ben çok... Onu yüzüne de söylemiştim çünkü. Aklını başına toplaması lazım. Evet. Sen bir yıldızsın. Çok güzel bir yıldızın parlatın ama o yıldız sönüyor. Yani oyunculuğun biraz daha iletmesi gerekiyor, yapması gerekiyor. Boş durum. Ya bu Türkiye'de bir Ajda Pekkan var. Şu kadın hayatını vermiş. Örnek alın yahu. Kesinlikle. Evet, ondaki disiplin, yani, direnç değil mi? İnanılmazdır yahu. Nasıl bir şey yani? Niye bunlar böyle yapıyorlar? Yani Ajda Pekkan şimdi... Böyle oluyorlar, şöyle bir şey saçmalıyorlar. Evet. Yani bu değil artık yani... Bence sosyal medya şöhretli değil. Evet, kalın kesinlikle. Lazım. Peki, evet. Kavga dedik, evlilik aşk verdik, eski eşlerin birbirlerinin arkasından konuşmaları da girdi gündemimize. Sırada senin uzmanlık dalın geliyor. Yo. Sahnede dans. Sen bu konuda çok iyisin. Yılan dansıyla sahnelere, magazine damga vurmuş bir isim olarak. Şimdi ünlülerin son zamanlarda yaptıkları, kimine göre hoş... Güzel. Kimine göre de biraz garip danslarına bir göz atalım. Tabii. Sen hoca olarak hatta tahtaya kalkarak değerlendirebilirsin belki.